Merhabalar, Moda TV ekranlarından Mehmet Celal ile sokağın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyiyiz, sizi sormalı. Teşekkür ederiz. Öğrenci miyiz? Öğrenciyiz abi. Bölüm nedir? Siyaset bilimi ve kamu yönetimi. O, tam adamına denk geldik şu anda. Siyaset bilimleri ve kamu yönetimi. Bizde sorumuz şu. 31 Mart yerel seçimleri hakkında ne düşünüyorsun? Ünyelisin sanırım. Ünyeliyim abi, evet. Peki düşüncen nedir? Öncelikle aslında seçimler için her seçim dönemi sürekli gündeme gelen bir demokrasi konusu var. Şimdi oradan konuya girmek istedim. Sürekli seçim zamanı siyasilerin ağzında düşmeyen bir demokrasi kavramı var. Önce demokrasi kavramının getirmiş olduğu gerekleri bilmek gerekiyor. Demokrasi kavramını açıklamak için kim yönetmeli sorusunu sorarlar genelde. Türkiye'de her seçim döneminde şöyle bir şey gündeme çıkıyor. İşte biz demokrasinin sayılı uygulandığı ülkelerden birisiyiz söylemleri sürekli varken diğer farklı siyasi görüşlerdeki insanların yani siyasi ideolojileri açısından terörist gibi ya da vatan haini suçlamalarıyla suçlanmaları gayet saçma bir söylem. Türkiye'de baktığın zaman kimsenin siyasi iradesine ya da fikrine bir eleştiri illaki yönetebilirsiniz ama bu eleştiri bir insanı vatan haini suçlamasıyla suçlamak gayet saçmadır. Benim Türkiye'deki her seçim döneminde istediğim tek bir şey var. Hangi görüşten olunursa olsun farklı siyasi görüşlerdeki insanların farklı yansıtılmaması. Yani Türkiye'de birçok siyasi görüşe mensup insan var. Kimsenin vatanseverliğini sorgulamak da kimseye düşmez. Tabii ki seçimlerde herkes ister ki memleketimize, belediyelerimize, ilçelerimize yararlı olsun. Burada da şöyle bir şey gündeme geliyor. Yani Türkiye'deki belediyelerdeki daha önceki seçimleri de iyi değerlendirmek gerekiyor. Ya da belediye başkanlarına neler yaptın? Ünye'de malum bundan birkaç ay önce belediyede bazı sorunlar oldu. Bunları değerlendirmesini iyi yapmak gerekiyor. Yani bizde bir söylem daha var. Tek kafacılık mantığı. Bir görüşe bağlı kaldığımız sürece hep onun peşinden gidiyoruz. Ya da çok da kullanılan bir şeydir. Ya kötünün iyisi söylemleri var. Bu tür söylemler de yanlış. Yani bir insanı denemeden belediyede ya da farklı bir yerde neler yapacağını yani görmemiz lazım. Görmeden hiçbir yorum yapamayız. Ama Türkiye'de biz çok acı bir durum. Türkiye'de bilmeden yorum yapma konusunda üstümüze de yok. Buna Türk milleti diyoruz. Aynen öyle, Türk milleti diyoruz. Her seçim döneminde de zaten bunu birçok kanalda, televizyonda, haber programında da görmek gayet mümkün. Ünye için istediklerim yani Ünye gelişmekte olan bir şehir. Hani tabii biz çok, yaşımız da çok büyük değil. Daha öncesini bilemeyiz. Kendi dönemimiz adına konuşmak gerekirse büyük bir gelişme var. Yani Ünye'de istediğimiz şey, belediyecilik anlayışında şöyle bir şey var. Yeni yapılan bir yeri bozup tekrar yapmak. Yani değişen bir şey yok. Yeni yaptığın bir yeri bozup aynısını tekrar yapıyorsun. Bu mantıktan kurtulup da biz Ünye'de eksiğimiz ne? Bunu düzeltelim mantığıyla hareket etmesini istiyorum. Yani adaylar içinde bunları ön planda tutsunlar ve bundan sonraki seçilecek aday kim olursa olsun aynı bu şekilde mantıklı hareket etmesi gerekiyor. Çünkü yani belediyecilik mantığındaki iş bu. Benim isteklerim bunlar. Hani Ünye'nin gelişimini de ya da Türkiye'deki farklı bölgeler kendi gelişimlerini de ön plana katıp kendi memleketine kim daha yararlı işler yapabilecekse onu düşünsünler. Tek taraftan bakıp da yoluna devam etme mantığından çıksınlar diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Bu bilgilerle diğer bölümdeki bölümler okuyan arkadaşlar da belki siyasi bilimler okumak isteyecek arkadaşları da bilgilendirmiş oldun ayrıca bu bilgileri vererek ve azmin gerçekten güzel. Siyaset şimdi ben de bir yorum yapmak istiyorum programın yorumcusu olarak. Kimi insanlara mikrofon uzattığımızda bizden çekiniyorlar, siyasetten uzak kalıyorlar. Ama halbuki siyaset bizim her an, her dakika, her saniye içimizde. Evde yorum yapabiliyorlar, dışarıda yorum yapabiliyorlar ama mikrofondan korkmasınlar. Çünkü bu mikrofon özgür bir mikrofon, herkese açık bir mikrofon. Yorum yapabilirsiniz, konuşabilirsiniz. Onun haricinde... Yani kalıyor. Siz konuşun, biz yayınlayalım. Moda TV ekranlarını Mehmet Celal ile Sokağın Nabzını izlemeye devam edin. Görüşmek üzere. İki abimiz var. Nasılsınız? İyi, Allah'a şükürler olsun. Simit satıyorsun. Evet abi. İşler nasıl? Allah'a şükürler olsun. Seçimler yaklaşıyor. Ne düşünüyorsun? Ben iyi olan kazansın diyorum abi ya. İyi olan kazansın. Peki simitlere zam var mı?
Var abi. Satamıyor simitleri. Bize 1 milyona veriyorlar, 1,5'a satıyoruz. Elimizde kalıyor simitler. Ne olacak böyle? Böyle abi, azıcık seçimden sonra ne olacağız? Hamur mu pahalı, susam mı pahalı? Abi susamın kilosu 15 lira. Hamur 100 lira. Un. Gelişin içinden çıkabilirsen. Gelişi kaç lira? Gelişi bize 1000 lira. 1000 lira 50 kuruş size. Ha, emek. Aynen. Onu da satamıyoruz, yarısı kalıyor elimizde. Ne olacak böyle? Böyle artık seçimden sonra ne olacağız artık. Peki akşam kaç tane simit kalıyor? Akşam abi nereden baksan 40 simidim kalıyor. 30-40 simidim kalıyor yani. Bu sana zarar. Zarar abi, benim hesabını temiz veriyoruz biz. Bunları satarsak cebimize 3-5 kuruş para girecek. Satan anladım. Kalıyor. İnşallah bol bereketli işler diliyorum İnşallah sana. Allah razı olsun derim ben de. Çok sağ olun. İyi günler diliyorum. İyi günler. Kendine iyi bak. Moda TV ekranlarından sokağın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Yanımızda bir arkadaşımız var. Merhaba. Merhaba abi. Nasılsınız? İyi abi, çok şükür. Sen nasılsın? Teşekkür ederiz. Biz de Moda TV ekranlarında Ünye'nin sokaklarından seçimin nabzını tutuyoruz. 31 Mart'la alakalı neler düşünüyorsun? Abi 31 Mart'la alakalı şu an bir düşüncem yok. Ben oy kullanmıyorum zaten. Neden kullanmıyorsun? Yok abi, oy verecek. Suç. Suç değil abi ya. Neden değil ya? Daha iyi, boş ver. Daha iyi, boş ver. Peki, çok teşekkür ediyoruz sana. Ne demek abi? Sağ ol. Abim merhaba. Merhaba. İsim nedir? Ahmet Onay. Ahmet Bey nasılsınız? Sağ ol, teşekkür ederim siz. Teşekkür ederiz. Biz 31 Mart yerel seçimlerle alakalı sorular soruyoruz. Nedir durum sizce? Durum bence halkın düşünüp öyle uygulaması lazım. Türkiye'nin geleceği için, insanların kendi geleceği için. Ondan sonra her şey meydanda açık zaten. Tüm herkes zaten, herkes aklı başında insan. Haber dinliyor, medyadan olsun, sosyal şeylerden, paylaşımlardan olsun. Onlara da gerek yok. Zaten herkes kendi çıplak gözle görüyor zaten olan bitenleri. Zaten tek bir partimiz var. Diğerler zaten çelik çocuğun çomak oynaması gibi, ondan sonra bugün başka konuşuyor, yarın başka konuşuyor. Bugün konuştuğunu yarın unutuyor, ondan sonra ne konuştuğunu unutuyor zaten. Belli parti yok zaten. Herkesin belli partisi var zaten şu an. Aklı başında insan zaten nereye oy vereceğini biliyor zaten. Peki Ünye'de yapılmasını istediğiniz bir şeyler var mı? Ünye'de, eksik ne var? Ünye'de yapılması gereken şu an aslında var. Hep gözle görülen yerlere yatırım yapıyorlar biraz. Biraz arka kesimlere gitmeler lazım sokak olarak. Mesela hangi mahallede oturuyorsun? Atatürk Mahallesi. Mesela şimdi tam mesela ana caddeye önem verirler. Bir arka ana caddeye de önem versinler. Mesela çöp kutuları eksik biraz. Yer altına girdi. Yer altında sorun var. Altyapılar dıkanıyor. Mesela altyapımda dıkandığı zaman milletin birinci katlarına, bodrumlarına su geri basıyor. Bu doğalgaz geçtiği zamanları binanın giderlerini, borularını kırdı doğalgazcılar. Geri yapmadan toprağa tıkadılar üstüne. Tekrar belediye gittiğin zaman, müracaat ettiğin zaman insana bina başına 15 milyar, 20 milyar hesap çıkarıyorlar. Biz bunu yaparız, açarız, şöyle yaparız, böyle yaparız diye. Hem kendileri batkal ediyorlar, hem bir de para istiyorlar. Bu gerçi siyasetin sorunu değil, belediye başkanından sorunu. Fen işlerinin sorunu ondan sonra. Adamların ağzına yıkılanı takip etmiyorlar, tekrar doldur. Sondan da bir sürü şeyler çıkarıyorlar. Yani muzdarip ediyoruz. Aynen. Peki zamlardan bir sıkıntınız var mı? Zamlardan abi, zamlar... Yani eve ekmek gidiyor mu? Ekmek. Pazardan meyve sebze gidiyor mu? Domates, patlıcan? Abi gidiyor da ne haline gidiyor? Millet 3 kilo alacağına yarım kilo alıyor, 1 kilo alıyor. Bir de bu çok serbest piyasa oldu yani. Hükümet ona sahip çıkması lazım. Mesela şimdi gidiyorsun o markette bir salça 10 lira. Gidiyorsun diğerine 12 lira. Gidiyorsun öbürüne 7,5 lira. Çok serbest piyasa var yani. Fatura üzerine önem vermeleri lazım. Mesela adam faturayı kaç almış? 7 lira almış. Adama 8 lira, 8,5 lira alışveriş kar payı olarak gerisine önlem al. Çok başıboş düzensizlik var yani. Patlıcan 12-13 milyona da çıktı geçen. Bak Tanzim alışverişi yapıldı. Nasıl 5 milyon 6 milyon indi? Soğan 6 milyon çıktı. Tanzim'den nasıl 2-2,5 milyon indi? Bak civek en ufak patates 3,5 milyon olmuş kilosu. İri boy olmuş 4,5-5 milyon lira. Onlara hükümetin önem vermesi lazım yani. Fatura üstünden takip etmesi lazım. Başıboş bırakmaması lazım. Marketlere bir düzenli şey gelmesi lazım. Bir önlem almalı lazım yani. Başıboş yapmamalı lazım hiçbir şey. Çok teşekkür ediyoruz abi yorumlarınız. Hayırlı günler diliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Moda TV ekranını takip etmeye devam edin. Ünye Cumhuriyet Meydanı'ndayız. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Sağ ol, teşekkürler. Allah ömür verdikçe biz de iyiyiz işte. Başka ne güzel gibi. Allah sağlık versin. Sağ olasın cümlemize. Biz Moda TV ekranlarında seçimin nabzını Ünye sokaklarında tutmaya devam ediyoruz. Evet abi. Sizin gibi değerli büyüklerimizle de birkaç hasbihal muhabbet etmek isteriz. 31 Mart seçimleri yaklaşıyor. Ne evet. düşünüyorsunuz siz? Şimdiki seçimler hakkında genel bir soru. Ne düşünüyorsunuz? Adayların durumuna göre
oy verme şekli değişecek. Şu anda zaten Ünye'de tek aday var. AK Parti'den Hüseyin Tavlı. Ha ben AK Parti'ye 1 milyar tane oyum olsun bir tanesini vermem. Doğrudur. Ha şu peki neden? Neden? Şimdi benim AK Parti hakkında baştan doğuşundan itibaren söylediğim şey yani belki başkalarının zoruna gidebilir ama Amerikancı bir partidir. Amerika'nın dizayn ettiği bir partidir. Onun için ben bunu görüyorum. Ben 12 Eylül öncesi siyasi hayatta bulunmuş, ülke ocaklarında bulunmuş bir kişiyim. Bu memleket uğrunda da 2 seferde kurşun yemiş, 5 sefer ameliyat olmuş bir kişiyim. 3,5 senede de 12 Eylül'de cezaevinde yatmış bir kişiyim. Ben bunları inkar edip de gidip AKP'ye oy veremem. 1 milyar oyum olsun. Yani karga misali giderim denizin ortasına. Ya, ve atarım. Bir atasözü vardır, karga misalidir. Yani gitmiş. Hani onun dediğim gibi vermem abi, veremem de. Peki Ünye'de yapılan bazı hizmetler var. Bu hizmetlerden memnunuz. Size göre ne eksik var Ünye'de? Şimdi ben Ünye'de bir şeyden sonra, Arpacıoğlu'ndan sonra bir hizmet göremedim. Arpacıoğlu da AK Partilidir, şudur budur. Yani şeyden sonra, Arpacıoğlu'ndan sonra ben bir hizmet göremedim. Yani gördüm diyenler gitsin göstersin işte şurada şu hizmet var desin. Ben de göreyim. Ben Fatih Mahallesi'ndenim. Yani büyük şehir yaptılar. O elimizden o da gitti. Yani belediyelik de gitti. Ya, bir kuru ağacımız da varsa bir altında gölgeleniyorduk. Şimdi bu kuru ağaç da kalmadı. Kuru ağacı da kökünden kesildi. Yani siz büyük şehirden memnun değilsiniz. Değilim abi. Şimdi niye kim memnun? Benim belediyem vardı. Gitti belediyelim. Benim köyümün üzerinde piknik alanım vardı. Ünye işte bu geçti büyük şehire. Büyük şehir hiçbir hizmet yapmadı. Tamamen orası hurda haline geldi. Yani Fatih Belediyesi'nin yapmış olduğu oradaki hizmetler tamamen yıkıldı, yok oldu. Evet. Muhtara diyorsun, muhtar diyor ki ben diyor oraya hizmet yapmam. Niye yapmasın, yaptırmam muhtar? Orada içki içiliyor. Ya orada içki içiliyorsa içki içmeye de gidiyor oraya. Evet. Yani nasıl bir ülkeye denk geldik, nasıl bir yönetime denk geldik ben de anlamıyorum. Durumlar karışık diyor. Durumlar karışık abi. Hayırlısı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlısı olsun. Güzel bir cümle. Aynı demin de gelirken aynı kelimeyi arkadaşla beraber konuşuyorduk. Aynı kelime. Sen hayırlısına gelmesi için mücadele etmezsen Allah sana hayırlısını nasip etmez. Esseydi peygamberine nasip ederdi. Doğru diyorsunuz. Bitti. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağlıklı günler diliyoruz. Hoşça kalın. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Moda TV ekranları olarak Mehmet Celal ile sokağın nabzını tutuyoruz. Biz 31 Mart yerel seçimleriyle alakalı ne düşünüyorsunuz gençler olarak? Beklentileriniz nelerdir belediyelerden? Onları soralım istedik. Vallahi benim pek beklentim yok. Okuyor musun? Okuyorum. 18-19 şeyde Samsun'da. 19 Mayıs Üniversitesi. 19 Mayıs. Bölüm ne? Tarih. Tarih bölümü. Peki Ünyelisin? Ünyeliyim. Ünye'de yapılan... Sırmak'ta oturuyorum. Ve yani ben hiç memnun değilim. Neden memnun değilsin? Yani hizmet yok. Yani tek yaptıkları yani Atatürk Parkı'nı yaptılar. İşte alışveriş merkezini yaptılar. Atatürk Parkı'nı bir önceki belediye başkanı... Ahmet Arpacıoğlu yaptı. Üniport'u. Ahmet Çamyar yaptı. Yani, peki beğeniyor musun? Hayır. Daha iyisi olabilirdi. Yani şimdi 15 Temmuz Meydanı diye bir şey yaptılar. Yani ona da karşıyım ilk günden beri. Niye diye sorarsanız o koskoca yeri yani boş yere harcadılar. Yeşil alan mı olmalıydı? Yeşil alan olabilirdi, park olabilirdi, bahçe olabilirdi. Yani betonlaşmadan sıkıntılıyız, muzdaripiz. Yani aslında ben pek betonlaşma karşısı da değilim. Oraya daha büyük bir AVM de olabilirdi yani bunun yerine. Yani AVM aslında 15 Temmuz meydanında olsaydı. Aynen öyle. Burada bir betonlaşma olmasay mıydı diyorsun? Aynen öyle evet. Peki nasıl bir belediye başkanı olmalı senin nezdinde? Ünye'yi kim yönetti? Yani ben oy kullanmayacağım. Hiç mi kullanmayacağım? Belediye başkanı adayım yok. Zaten şu anda AK Parti'den tek aday var Hüseyin Tavlı Ünye'de. Ona da karşıyım. Herkese karşıyız. Herkese karşı. Muhtemelen sen Beşiktaşlısın, çarşısın. Fenerbahçeliyim. Fenerbahçelisen küme düştün zaten. Yapacak bir şey yok. Çok teşekkür ediyoruz sana. Ben teşekkür ederim. Sağ ol. İyi günler diliyorsun. Gerçekten.